Arpasiyah programı ta Karpaz'dan Mesarga köylerine kadar uzandı. Bu hafta biz Mesarga köylerinden en çok karpuz çıkaran bir köydeyiz. Eski ismiyle Milya, yeni ismiyle Yıldırım. Şimdi biz Yıldırım'a doğru yol almaktayız. İnşallah o karpuz tatlısından bulup ya da saklanmış karpuz vardı eskiden, yılbaşı için mumlarlardı ve yılbaşında kaldırırlardı. Belki zamansız o karpuzu buluruz ve yeriz. Eski ismiyle Milya, yeni ismiyle Yıldırım'dayız. Yıldırım, Larnaka gazasından, Çelya köyünden buraya geldi. İlk konuk olduğumuz yer, Yıldırım Spor Kulübü'nün önündeyiz. Şimdi sağımda Mustafa Elagöz isminde bir vatandaş oturur. Dur bakalım bu Mustafa Elagöz'den neler öğreneceğiz. Evet. Aç gözünü bakalım, Elagöz dediler sana. Yani ben mavi gözlüyüm hocam. Nasıl da Elagöz konular sana? Şimdi mavi soyadındı. Evet. Mustafa Bey, siz aslen Çelyalısınız, güneydeki Çelya'dan. Evet ondan. Ve buraya göçmen geldiniz. Evet. Ne iş yaparsınız siz? Ben hayvancıyım, neşperim. Hala bugüne kadar daha. Hala bu ekerim de bu davarım da vardır. Bu sene senemiz biraz kötüye benzer. Evet, öyle gösterir. Gerçi Allah'tan ümit kesilmez. Evet. Ama görünüş şekli kötüye benzer. Evet. Neler söylemek isten bize? Ela gözlü ben bu elden gidersem diye bir şarkı vardır yani. Neler söylemek isten bize senden Mustafa? Vallahi geldik ben işte, çoluk çocuğunu büyüttük, evlendirdik hepsini de. Yaşlandık, oturup kahvede bazı hayvanlar olarak falan geçindik işte bir şeyler. Hükümetinden bir şey verdik, bu Kıbrıs meselesi belki bir öğün yarın biter de biz de rahat edelim. Bu işler belki biter. Anladın? Herkesin kolay değil. İstin sanamız vardır. Kolaydı yani, insana perişan oldu bazı insanlarımız. O anda işlerdi, bu da durum duruttu kendileri, bu anda işleri yoktu. Hayvanları sattılar, sene olarak kendileri birkaç sene. İnsanlar işsiz kalır. Yani zor sana durumlar bazıları. Çoğu bahçe şehirine çabalar, badede ker, kapıda ker, omurt ker insanlar. Geçinir şimdi kalmış insanlar ama bazısı geçinir, bazısı sıkıladı. Evet, zaten Yıldırım dediğinde ilk akla gelen karpuzdur yani. Evet, Yıldırım'da duyduğum kadarıyla çok güzel karpuz yetiştirir. Karpuzdan başka neler yetiştirirler karpuzdan başka? Badedeyiz, kereviz, her şey çıkarırlar. Böğrü her şey çıkarırlar. Evet. Allah muhabbeti güzel. Ha? Gel sen de otur, kıskandıysan gel sen de otur. Niçin oturamayın yani? Ha? Tam 2 lira. Madem ki muhabbetimize kıskandın, gel otur sen de. Gel otur. Bu adam daha miktarımız. 10 sene miktarı gitti bu adamla. Halen daha miktardır yani. Hayır, çıktı bu sene. Ha bu da gel bırak ha sen de. Soru sorak sağ gel de. Gel lan bırak ha. Gel bakalım ne var. Televizyondan. Çıkacak mı? Eski miktarların. 12 sene miktarlarından. 12 sene miktarı gitti. Bu adama da soru sorun. Evet Mustafa, siz güneydeyken dedim Çelya'da ne iş yapardınız? Gene böyle neşperik hayvancılığı. Ben 10 yaşında bir hayvancıyım. Bu da çubandır.
Başka iş yapmadım. Hayvancılık başka ben. İş yapmadım. Hiç. Çelya'ya gittin şimdi. Gittim, bir iki daha gittim. Çelya'ya gittiğin zaman ilk aklına ne geldi mesela doğup büyüdüğün köyde? Vallahi insan kısmı yerini unutmaz. Evet. Hiçbir zamanda. Dünyayı ve sabahına yeri toprağı unutmaz sana. Şeklini daima çekir, o tarafını yanını görsün. Hatta gece rüyanda bir yatın ve köyünü üstten göresin, yer üstüne. O Celya'da seni gördüm bugün. Unutmadığın anılardan var mı bir tane? Çoğu gel kalmadı. Ha? Çoğu öldü sana geçer bu yani. Senin Celya'da unutamadığın bir anın yoktur. Unutman ki yeri unutmaz sen. Hiçbir zaman sen yerini unutmaz, toprağı unutmaz, yerini kaldığı yeri unutmaz. Kaç tane çocuğun vardı? Dört tane oğlum var. Dört tane oğlum? Evet. Kızım yok. Maşallah. Demek erkeksin. Erkek adamın erkek çocukları oldu. Evet. Demek sen tam onlardansın demek. Tam ben. Evlendirdin. Hepsini evlendirdim. Torun bile evlendirdim ben. Torun bile evlendirdin. Evet. Nereye evlendirdin? Oğlum biri Pire'de, biri bunda Boğaz'da, Kisim Havuz'da. Benim de oğlum var Pile'de evli. Kimi tutar oğlum Pile'de seni? Nazım'ın şeyin, Yılmaz'ın kızını tutar. Yılmaz'ın kızını. Evet. Demek senin gelin ve benim gelin iki kardeş evladı. Evet. Dünür de çıktı ha. Dünür de çıktı. Evet. Demek Murat senin oğlundur demek. Evet. Maşallah. Geçtim tel beni, aklımdan ettin beni. Ta uzaklardan geldim, bir yol göreyim seni. Ta uzaklardan geldim, bir yol göreyim seni. Mustafa ile yüzden sonra karşımızda bir bey var. Önce adını soralım, adın nedir senin? Erdoğan Suay. Erdoğan? Suay. Suay. Sen de Celyalısın değil, Yıldırımlı değil. Evet. Doğup büyümen Yıldırımlı. Ne iş yapardın sen gençliğinde? Kamyonculuk. Kamyonculuk. Şimdi? Şimdi emekli. Emekli. Hiçbir şey yapman yani. Çok güzel. Herhalde evlendirdin çocukları da, evet. Yerleştirdin hepsini. Emekli oldun şimdi. Her şeyden emekli oldun, her şey. Güzel, güzel. Her şeyden sen oldun. Sen yaşlısın. Ona ben karışmam, ona ben. Kusura bakmayın. Ben ona karışmam. Duyduğum kadarıyla da uzun bir dönemde miktarlık yapmışsın. Evet. 12 yıl. Burada mı? Orada mı? Burada. Miktarlık döneminde neler yaptın sen burada? Bunu benim söylemem gerekmez. Lüzum halk söylesin onu. Ne yaptı bu? Siz bu adamı 3 dönem herhalde 12 yıl yaptığınıza göre 3 dönem sayılır. Evet. Siz bu adamı demek çok severdiniz ve çok çalışkan bir adam idi ya. 3 yıl, 3 dönem 12 yıl miktarlık yapsın. Neler yaptı siz? Adam işledi ya. İşledi bu adam. Yaptı, köy hizmet yaptı. Yollarda yardım etti, su teyine yardım etti, epey yardımcı oldu köye, yardımcı oldu. Yardımı dokundu yani bu adamın köye. Niye miktarım, eski miktar diyelim sana artık yani. Evet. Çünkü eski miktarsın, bizde bir adet vardır Karpaz'da. Miktarlığı bırakan kişilere eski miktar deriz biz yani. Her yerde öyledir. Ama maşallah eskimedin, yakışıklısın da. 20 yaşında bir delikanlı gibi maşallah, bak göğüsler açık. Genç öptür ama gençti daha. Sen 3 dönem kazandın dedin. Herhalde 4. dönem koymadın değil mi? Evet. Dur bakalım, sen çok heyecanlısın. Bak sana söyleyeyim, ben bu da dünlü çıkarsınız belki de. Ne bu, bileyim ben? Bu da gelini Karpazlıdır. Kimi tutar Karpazdan? Yeğeninin kızını. Benim yeğenimin kızını. Hangi yeğenimin? Yani ne bellek? Behçet yeğeninin. Allah Allah. Behçet senin dünüründür yani. Ya. Meyrem'i tutar. Arkadaş, her gittiğimiz yerde dünür çıkar be. Her gittiğimiz
Bakın sünnet tesadüf yahu. İlk konuk olduğum iki kişi, ikisi de dünür oldu. Vallahi çok sevindim yani şimdi. İyi maldırlar. Ama Behçet Dünür'ün memnundur senden çok yani ha. Sen gelincikten memnunsun. Çok memnunum. Ha. Hepsini karpaza verdiniz. Karpaza, karpaza. Karpaza verdik. Bu yanda zeytinyağı var, zeytin var. Kimisini mesaryaya verdik. Mesarga'da ne var? Tellim var. Alan tacısın sen demek alan. Akıllı adamsın sen demek. Aman olmasa bu gibi yetmez. Bak akıllı adamsın demek. Verdin zeytin olan yerde, yağ yerde. Verdin bir de hellim olan yerde. Ne güzel. Giden ziyaret edin çocukları. Ben de giderim, onlar da gelir. Bilmem ne, neler söyleyeceğim bize senin. Vallahi ne diyeyim sana, eski geleneklerden bizim zamanımızda bak burada arkanda iki tane kumbarum var. Arkanda? Oturan. Tehlikelidir bir tanesi ya. 11 tane kumbarum vardı. 11 tane kumbarum vardı. Ben düğünüme bir kuruş masraf yapmadım. Hep yok, masrafı ya. Bunlar yaptı. Söyle bakalım, bu kumbaroları ben duyarım. Yani affedersiniz, Türklerde de kumbaro vardı. Ben bilirim bak, Karpaz bölge... Sadıç. Sadıç, anladı, anlarım ki Sadıç. Kumbaro Sadıç'tır. Kolunda kırmızı beyaz evet. Mendili vardı. Ve bütün düğünü, kendi düğünü olduğu gibi yönetirdi değil. Yönetirdi, servisleri yaparlardı, kına gecesinden bu. Zaten böyle birbirimize yardımcı olmasaydık 3 gün 3 gece o halkı kim çekeceydi, kim çevireceydi? Yani ne gibi yardım olurdu mesela Sadıçlardan, kumbarolardan? Hem maddi hem manevi. Demek çok büyük bir yardımlaşma vardı yani o zaman yani. Çok. Yani Sadıçlar, kumbarolar diyelim yani. Bütün o yemekleri, o etleri, o konyakları kendi cebinden yani alırdı yani. Otururlardı, sonunda hesaplaşırlardı. Kaç para her birine düşer. Şimdi böyle bir şey var mı? Tamam, o zaman güzeldi yoksa şimdi güzel? O zamanıydı güzel. Yerdin, içerdin, oynardın. Şimdi giden 2 saat, 3 saat danga dunga, danga dunga. Baş ağrısı. O zaman ne yemekler pişirirlerdi düğünlerde? Ana yemekleriniz neydi sizin Celya'da tabii? Ana yemek fırın kebabıydı. Dut dolmasından her şeyinden vardı. Benim bak, ben de zurnacıyım. Belki bilin beni, aşağı yukarı 40 senedir bugüne kadar zurnacıyım ben. Ben yalnız cumartesi öğleden sonra kına gecesi, pazar günleri de düğünler olurdu. Gelmedi günün gel. Ve bir cumartesi öğleden sonra ve bir pazarın geçinceye kadar canımı sıkılırdı. Aman bu düğün bitsin yapsın. 3 gün 3 gece şu düğün yapardınız. Ne alemler yapardınız yani. 3 gün 3 gece. Şimdiki düğünler bir 3 saattir. Aman bitsin bu düğün, kurtulayın gideyim evime de rahat edeyim. Siz 3 gün 3 gece o düğünde neler yapardınız? Perşembe günü öğleden sonra başlardı. Evet. Böyle perşembe akşamı bir şey olmazdı pek. Esas cuma akşamıydı. Evet. Kına gecesi.
Ertesi gün cumartesi gene devam. Pazar gün devam. Pazar gün en son şeyden sonra değilim, tebrikten sonra değilim. Bizde şey vardı. Koşuya çıkacaklardı. Koşuya çıkacaklardı. Yastık koşusu. Ha. Ve benim yastığı daha bu Yahudi aldı gene. Bu Yahudi. Koşuda. O yastığın manası neydi yani? Kim alırsa o yastığı yani. O yastığın çok manası var. E neydi manası? Neydi be manası? Yarışmalar oldu. Bütün geçtik köyleri de, arasında yarışırdık. Her yerden girdi geçti koşarmış. O yastığı aldığında bir ödül kazanırdı yoksa... Tabii. Şimdi kimisi o yastığı alırken gelir damadı bulurdu. O zaman 5 şilin, 2 şilin, bir 10 şilinlik damattan alırdı yastığı geri verirdi. Damadan? Biz bundan yastığı istedik, yastığı da vermedi. Parayı da alamadı. Ne yaptın yastığı? Buraya kadar geldi yastık. Ha? Hatıra olarak buraya kadar geldi. Tutan yeni daha yani. Şimdi kalmadı. Çocuk çoluk iş yaptı yine kalmadı. Ya bir tane değil ya. Çok aldım. İyi be. Nasıl? Tamam büyüklerim son olarak yormayayım seni. Bıyıklı adamın erkek olur. Ama ben de bıyıklıyım. Bana atma bu lafı. Bak ben de bıyım. Asayım seni bıyığımın üstüne kimse çambı gibi sallanacağım bıyığımın üstüne. Senin kedi bıyıklı. Sen kedi bıyıklısın sen. Asayım seni bu bıyıklarımın üstüne kimse çambı gibi sallanacağım sen. Geldi bana bıyıklarını ölsün bana. Bıyığa geldi bana. Oyna bize. Hat oyna beceri. Yaşlandın artık. Yaş kaçtır? Ha? Yaş kaçtır? Ne bileyim ben yaş kaçtır? Ben senden büyüğüm ki. Kaç yaşındasın? Söyle bakayım bir ne bakalım. Sen 65, 66. 35 daha bu. Ha? 12 daha bu. 12 daha bu. Kaç yaşındasın? 75, 76'ya bastı. Senden hayır gelmez artık. La 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 la
anne ben nereden korktum da geldin Çelik'e, Yıldırım'a? Anneleme geldim. Nereye geldin? Nasıl gider Pili? İyiydi. Yarın geliyorum Pili ha. Ya geleceğim Pili'ye, göreyim ben de Nazımcı'yı, Yelsinci'yi göreyim ben de. Gel. Nadın? Gel. He. O şey dükkanı lan, market. Tamamsın. Tamam tamam. Hadi bundan selam gönder arkadaşlıklarına bundan. Hadi hepsinize selam. Bir de şarkıcık söyleyebilirim Kemal Dayı'na. Hadi bakalım söyle bir şarkı. Yok söyle. Bilmem şarkı. Bilmem. Yok. Tamam hadi oldu. Ateş aldı değirmenin dilleri. Ateş aldı değirmenin dilleri. Yaktı beni Münisem'in gözleri. Oy aman aman Münisem aman. Yaraman aman bir tanem. Aman. Evet, hepinize teşekkür ederiz. Bizleri konuk ettiğiniz için. Şimdilik bana eyvallah. Biz de memnun olduk. Bakalım neler ile karşılaşacağız. Bu nasıl? Ayıp ettin ya, ben sana yarın düdüğü Pili'ye gittiğimde getireyim ya. Ayıp ettin ya. Sağ ol. Bir düdük dönür. Re ben acıyacağım ya. Yok ya. Ne iki tamam. Tane getireyim sana, bir tasbiharın olsun. Oluyor hadi. İyi yolculuk. Ama biraz gücüme gitti o saat, şu dedim sana ben 70 dedim sana da sen fena yorumladın. Ben fena yorumlamadım ya. Yok ya. Fena yorumlamadım ya ben. Gönül hadi Kaleburnu'ya ya. Selamlar. Ya. Gel Kaleburnu'ya da benim Lal Behçe'yi de gel Kaleburnu'ya. Biraz da Fasarya Cidrum Behçe'den bak. Ha doğru. Fasarya yapmazsana. Bu da var cinde öyle yün dedi, büyük olaydı, gözü daha güzel olur. İyidir iyidir, boyuma göredir de var cin. Yünler büyük olsaydı. Şimdi gün gelirse köyde buluruk seni. Beni cumartesiden hariç bulun beni. Cumartesi bulmam beni. Tamam bana canım cümle. Vallahi. Nadir. Oldu. Neyse bana şimdilik müsaade. Allah'a ısmarladı. Evet, Yıldırım'da gezilerimize devam ediyoruz. Yaşlı bir ninenin evine doğru gidiyoruz şimdi.
Buyurun, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba, ne yaparsınız? İyi. Hoş geldin, iyi. Hoş bulduk, ne yaparsınız? Sağ olun. Neneciğim, ne yapan elini öpebilir miyim? Allah'a göre değil. Sağ ol nene, ne yapan iyisin? Allah'a şükür, iyiyik. İyisin, iyisin, Allah'a şükür iyisin. Evet. Allah beterinden saklasın amin, nene. Allah amin, beterinden saklasın. Evet. Otur bakalım, ayakta tutmayayım seni, yorulasın neneciğim. Ya gözü duramam zaten. E ya yaşlılıktır nene bu, üzülme. Yaşlılıktır. Hepimizin başına gelecek bu. Evet. Bu hiç sırayınandır. Hepimizin başına gelecek. Yıldırım'da gezilerimize devam ederken ilk konuk olduğumuz yaşlı bir nineciğin evine oldu. Bizim de istediğimiz böyle yaşlı nineleri, dedeleri istiyoruz biz. Allah'ına bin şükür. Evet nene, adın nedir senin? Nilüfer. İsmin ile yaşa. Evet, benim aslım Tiremeşelil. Ma ağlama, da beni de ağlatacağım. Yok, ağlama. Ağlama. Ağlamayım. İsm Tiremeşe'den Celle'ye gelin gitti. He. Beş tane öküz arabasıyla böyle çarşaflı örtülü. Ah, bunlar çok güzel. Evet, anlat onları bakalım. Gittik. Dayandı araba kapıya. O yandan bu yandan kapının iki tarafına çarşaf çektiler. Endirdiler bizi ağır ağır evimize. Neneciğim bak, konuşurken arada ben de konuşayım. Sen dedin Tremeşe'den Celle'ye öküz arabalarıyla gittin. Evet. O dönemde vasıta yoktu. Yoktu da seyrek meyrek vardı. Seyrek meyrek vardı. Tamam nene, sen dedin şimdi öküz arabaları dayandı kapıya ve çarşaf çekerek girdim eve. Öküz arabasından endin eve girdin. Niçin o çarşaflar çekildi? Eskiden biz de çarşaflıydık. Ha. Peçe bile koydum ben. Evet. Çarşaflıydık, bizi hiçbiri görmesin diye çarşaf çekildi, girelim evimize. Vardı öyle bir şey ya. Vardı tabii. Olmuşunu söylerim, benim yalanım yok. Tamam, güzel. Öküz arabasından indiğinde çarşaflar çekildi, görülmeyesin. Tamam, düğün gününde seni halk gene görmedi yani, görecekti sonuçta. Ama benim düğün günüm Perşembe gelin oldum ben. Çarşamba günü davul dövünerek geldi Tiremeşe'ye. Evet. Gece kına gecesi oldu. Ertesi gün Perşembe gün gelin olduk. Aldı beni öküz arabaları, gitti köyümüze. Celle. Şimdiki kızlar evlenir ve berberden şu kaçacaklar. İsterler en modern arabayı binsinler, son model araba binsinler. Şimdiki kızlar o at arabasına acaba biner mi gitsin? Şimdi zaman çok değişti. Ha. Bizim günümüz daha böyle değildi. Benim rahmetli adam gitgide şoför olduydu. Başladıydı artık arabalar çuvalsın yani. Ha. Evet. Allah'a bin şükür. 63 sene beraberliğimiz oldu ihtiyarımın. Öldü değil mi? 5 senedir bıraktı beni. Allah rahmet eylesin. Canın nur içinde yatsın. Amin. Ya. Ama bir şey öğrenmek isterim ben. Talarnaka kazasından bağlı Celle Yıldırım. Tremeşe'ye kadar, şeye kadar, Tremeşe dedin değil. Evet. Tremeşe'ye kadar nasıl oldu bu kısmet? Birinci ya görüştünüz mesela ve tanıştınız yani. Birinci ablamı geldiler zamanında, istediler, nişan oldu o. Ha. Ablam aldılar. Ha. Eski insanlar da mala düşkünüdüler. Ha. Ablamız da büyüdü mesela rahmetli, kız ister. Ablam dedi
yabancıyı koyacağım eve dedi. Bahçeye ortak çıksın. Heh. Sen isterim. Ah şöyle çok güzel. Kaç yaşında evlendin? 19 yaşında. Aa, demek sen eğlendiğin iyi evlenirsin. O zaman 13 yaşında da evlenirlerdi. Benim öğrenmek istediğim bir şey vardır. Bayramda bildiğin gibi bayramın ana yemeklerimiz bizim fırında kebaptır, ızgaradır, her türlü yemek. Yılbaşındaki yemekler benim bildiğim değişir bayram yemeklerinden. Evet. Ne yemek yapardınız ana yemeği yılbaşı? Bilin yılbaşı dayanır şimdi. Evet. Yılbaşında benim ihtiyarım yattığı yer nur olsun. Alo alırdı bize. Ah. Hindi. Hindi gördün. Evet. Yılbaşının ana yemeğiydi. Evet. Evet. Nasıl ama yapardın o hindiyi? Pişirirdik gene. Temizler yıkardık kendini. Pişirirdik. Makarna yapardık suyuna. Evet. Ah, bravo. Çünkü bizim de Karpaz bölgesinde yılbaşında ana yemeğimiz makarnaydı. Evet. Bu evet. Lili galo olmasaydı bütün insanlar evlerde bulli beslerdi, alırdık ve ana yemeğimiz bulliydi. Kornifa da yapardınız. Yapardık. Sen o 5 tane çocuğu nasıl büyüttün? Çok uzak uzun söylemiyor. Nasıl büyüttün o 7 tane çocuğu sen? O kadar fakirlik şu vardı. Tembe ödelim neler çektik. Babaların bu kadar çeşit iş yaptı. Düğme vardı, düğmeye gitti. Düğme fabrikası vardı. Ha. Onda gitti, işledi. Konu komşunun. Ama hadi hazır. Orağa gitti. Bir şilingünde orak bitirdi evlat. Bir şilingünde? Bir şilingünde. Ya. Da büyüttü 7 çocuk. Da şimdikiler yapar bir çocuk dedi ikinciyi yapmam üçüncüyü yapmam dedi zordur beslemesiydi. Ya. Biz ya benim günümde o ilk evladımdı Sultan. Ha. 9 aylık çocuğum gençlik bu 2 aylık hamile bulundum. Kestik yani Mehmet'ten. Da bir kamyonette yoktu da rahmetlik 4 tane şey çaklıydı böyle mıh. Da traktörünün içine spirtor akısı dökerdik sütünü kızdıralım. Spirtor akısı dökerdiniz sütünü kızdırasınız. Evet. E şimdikiler ister en iyi gaz ocaklarını ister. Ya şimdi nerede? Ha. Nerede? Dede, o zaman çamaşır da yıkardın değil. Tekmede böyle döverdin. Temizlik malzemesi ne kullanırdın o zaman? Sabun, yeşil sabun. Yeşil sabun. Başka? Başka bir şey oldu. Küllü suyu kullanmazdın. Ha, küllü suyu. Küllü suyu kullanırdık ya. Küpü doldururduk. Elerdik şeyi. Küpü, külleri küllün küpün içine koyduk. Karıştırırdık yani yumuşasın. Oturunca alırdık da çamaşır suyu ederdik onu. Çamaşır suyu. Evet. Şimdikiler çamaşır makinesi, ilaçlar da hazır, her şey de hazır. Daman yoruldum der, bugün çamaşır yıkadım dedi. Tel çıkarayım, sereyim, yapayım dedi. Yorulur da. Çamaşır makinem şimdi bizzat hiçlik Allah'a şükür. Benim de var. Ha. Ben Allah'ıma çok şükür olsun. 87 yaşına bastım. 87 yaşına maşallah maşallah. 87. Ben ağır ağır gazıcığım var. Senelerden beri de karım da kurur. Makinenin sayısını gördüm de kurarım ağır ağır. E Allah'a şükür de iyisin benim. Gelirler bakarlar sadece. Gelirler. Her zaman beraber olsun. Hiçbirinden şikayetim yok. Bir tane de varsın dış ülkelerde duydum Avustralya'da. Evet bir kızım daha var işte. Bak o kameraya böyle, o adama bak sen, da kaldır elini böyle, da selam göndereceğine bundan Avustralya'da görecek seni. Yahut da varsa başka ailemden, onlara da selam gönder oraştan. Oldum. Ne yaparsınız Nuray? İyisiniz. Selam söyle benden hepsine de.
Sağ ol Leli. Bak. Kapattım yani ben. Kapatacağım şimdi. Küçük bir manicik bilmezsin o dönemlerde şu söylerlerdi diyor. Küçük bir manicik. Küçük. Hadi neneciğim canım neneciğim benim. Küçük bir manicik. Bu kadar laf dedin bize. Küçük bir şarkıcık bir manicik son olaraktır bu. Ben ne bilirim da neyi söyleyeyim. Bilin çok, hadi bilin çok... açıklat kadınlar nenelerden. Söyle bakalım bir manicik. En dün dereye durdum. Bir çift güvercin vurdum. Büyüklenme adamım, senden güzelini buldum. Aman Allah'ım, oldu nene hadi. Gel öpeyim elini hadi nene. Gel öpeyim seni daha. Tatlı sevgilim, sen gönlümde açan fesli can çiçeğim. Sen gönlümde açan fesli can çiçeğim. Kız seni görünce oynar yüreğim. Merhaba amca. Ne yapalım? Hoş bulduk, ne yapalım? Eline doğacığım. Tespih çeken bakarım ha. Ne yapayım yaşını? Mehmet Özbilen. Mehmet Özbilen. Evet. Demek sen çok şey bilin demek. Yok. Madem ki Mehmet Özbilendir soy ismin, bilmeseydin bir şey böyle bilen koymazlardı seni. Herhalde dibini soracaksın da ona göre anlaşırız. Başlangıcını da soracak, dibini de soracak, merak etme. Hadi bakalım. Kocakarı hayattadır. 9 sene var öyle. 9 evlenmedin artık 9 seneden sonra. Yok. E kim bakar sana? Çocuk bakın. Çocukların bakar sana. Ağlama, Allah rahmet eylesin. Bu dünya böyledir. Ya şimdi ağlarsan bizi de ağlatacaksın şimdi. Madem ki çocukların bakar sana ne maraz edin yani. Evet insan eşini hatırlar, üzülür, ağlar. Ama bu Allah'ın bir takdiridir. Bu hepimiz öleceğiz bir gün. Evet, evet. Anladım. Sen aslen nerelisin sen? Benim aslen doğmacam Akhisarlı. Akhisar. İskele kazasının evvelden Aynanlı derlerdi. Evet. Şimdi yeni adı Akhisar. Doğmacam onda. Evet. Ha, ondan sonra ben geldim Yıldırım'a. Bunda evlendim. Bunda çoluk çocuğa karıştım. Çoluk çocuk ettik hamdolsun Allah'ıma. İşte böyle idare eder giderik. Ne iş yapardın sen gençliğinde? Benim işim, mesleğim asıl ziraatıdır. Ziraatı? Evet, neşmercilik. Yani ziraat derken anladım yani reşmercilik yapardın. Reşmercilik evet. Tamam o reşmerciliklerinden bize anlat bakalım o eski reşmercilikten. Yok şimdi şu kumbay vardır bilmem ne vardır. Biz bir ay orak biçerdik eline. Ondan sonra demet bağlardık, harmana getirirdik, düven vardı, katı çiftin, katı çiftin vardı ya, sürerdik. Döner savurduk, samanı, arpayı, buğdayı eve koyduk. Ondan sonra başka yapardık. İşimiz buydu. Evvelden yoktu böyle kumpay, mumpay bilmem ne filan yoktu. Şimdi çıktı bu kumpaylar şeyler. Onun için benim diyeceğim bunlar. Onda güzel malım var. 200 dönüm tarlam var güneyde. Güneyde. Ben onu arılmış adam. Yani övme gibin olmasın. Tabii ya ne? Onda 1000 tane ağacım var. Ben geldim ektim dürttüm ağaç yok öyle. Böyle şöyle onlar. Nasıl ağaç? Zeytin, harnıp ve padem. Padem. Ama ekserisi zeytinle padem. Şeydi harnıp. Anladın? E bıraktık yavura kaçtık. Senin rahmetli karı da aynı köyden idi. Evet, Yıldırım'dan. Yıldırım'dan? Yıldırım'dan, evet. Evet. Şimdi söylemesi ayıp. Dayımın kızıydı. Ha, dayının kızı. Evet. Ha. Şimdi dedem o köyün ileri gelen birisiydi. Celya'nın değilim. Celya değilim eski köyünü. Evet. Ve evvelki insanlar derdi, mal yabana gitmesin. Aileye verin derdi. Aa,
birkaç yerden duyduk bunu. Ne bunu? Ya da daha bu gelenek devam eder. Vallahi şimdi ben bilmem, sormam, duymam ama belki de devam edebilir. He. Devam edebilir belki de. Çünkü evvelden derdi mesela ben vereceğim Ahmet'e, Mehmet'e dahi vereyim ısmak rıvaya malımı derdi. Beş tane oğluma, üç tane kızım var. Kaldır elini, bundan da selam gönder kendilerine. Hadi bay bay, selam mı? Bakın bakın babanıza ağlar, bakın babanıza. Gelesiniz bakarsınız babanıza, bakın. Ben bile de gözlerim doldu ben. Bu babanıza bakarsınız. Babanız bana söylediği gibi babanız ne kadar fakirlikler çekti. Çok. Te büyütsün sizi. Gelin babanıza bakarsınız. Baba hakkı, ana hakkı ödenmez. Doğru, çok doğru. Tamam amca, üzdük seni ama bir şey değil amca. Bir şey, sağ ol amca, ne yapacaksın? Sağ ol amca. Bazı da öyle uyarıdayım. Görün programlarımızı da ara sıra. Görürüm ya. Beğenin. Çok. Ha. Beğenirim, daha ne için beğenmeyeyim. Bir daha da TV'ye selam gönder, bundan da teşekkür ettin dine. Selamı ve teşekkürler uzun ömürlü hepinize. Da sizlere eski ismiyle Milyar, yeni ismiyle Yıldırım'ı tanıdık. Yıldırım halkının bize gösterdiği sevgiden, saygıdan, kültüründen dolayı Yıldırım hakkına teşekkür ederim ve haftaya Karpazya programının Mesarka köylerinden başka bir köyde buluşmak üzere iyi akşamlar, hoşça kalın.